çıkana kadar çekmez. Cihanpaşa'dan şeye geçecek, Derbent'e. Bizim için sorun yok. Ben abi. Gönderdin içine. Gönderdim de iletim. Şuradan mı çıkık oradan? Kampanyamız var. Yaşama yol ver. Yani ambulansa yol veriyorum, hayat kurtarıyorum diye bir kampanyamız var. Onun ne demek olduğunu anlatacağız size. Önce ambulanslarımızı tanıtalım değil mi? Paletli ambulanslarımız var. Hani şimdi ne yapıyoruz? Paletli ambulansla gidiyoruz. Onlar. Size de küçükleri anlatıyorum. Siz biliyorsunuz. Şimdi artık evde sözü geçen çocuklar. Çünkü çocuklar ne derse aileler onu yapıyor değil mi? Evet. Ha, biliyorsunuz. Arkadan bir ambulans sesi duydunuz. Ne yapmamız gerekiyor? Yol vermemiz gerekiyor. Neden yol veriyoruz peki? Acil bir içeriği hasta olduğu için. Evet, sesi duyduğunuzda ambulansa yol vereceğiz. Ve hayat kurtaracağız. Son ambulansa yol ver diyoruz. O zaman siz yol verdirip bir de hayat kurtarmış oluyorsunuz. Tamam, şimdi iki de kimler çalışıyor? Ambulansımızda 3 kişi olur arkadaşlar. Birincisi doktor. Doktorun olmadığı yerlerde paramedik dediğimiz sağlık teknikerleri. İkinci kişimiz sağlık personeli. Yani ATT'lerimiz olur, sağlık memurumuz olur, hemşiremiz olur. Sadece acil hastaya giderken ve hastayı hastaneye götürür. Buraya tamam hadi. Kırmızı ışık yanarken ambulans geçebilir mi? Sizde hasta var veya ambulans acil bir hastaya veya acil bir trafik kazasına gidiyorsa kırmızı ışıkta dikkatli olmak şartıyla geçebilir. Kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlar da ambulansa yol vermek amacıyla sağa veya sola geçip sağa veya sola geçme imkanı yoksa direkt geçiş yaptıkları takdirde herhangi bir ceza yazılmıyor. Ama sadece acil durumlar için normalde kırmızı ışıkta kim geçerse geçsin onun cezası vardır. Şimdi çocuklar köy yerinde bir ineğin uzası olduğunda gerçekten seviniriz değil mi? Evet. Veya bizler yetiştik büyüdük sizler de yetişip büyüyeceksiniz.
Bir çocuğunuz olduğunuzda içinizi farklı duygular kaplar, değil mi? Evet. Ha, bizde de aynıdır. Yeni bir yaşam demektir o. Yani eğer ki bir kişinin hayatını kurtardıysak, nöbet yerimize giderken gerçekten yani insanın içindeki duyguyu anlatması imkansızdır orada. Gerçekten birisine şu kadarcık olsun bir faydamız oldu ise bizim için ne büyük mutluluktur bu. Beyza Hanım, bugün kimler geldi okulunuza? Sağlık hizmetlerinde çalışan görevliler geldi. Ne anlattılar size? Bize acil durumda ne yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiklerini anlattılar. 112 bizim acil durumumuzda arayabileceğimiz görevli, hizmet görevlileridir. Ambulansa yol veriyorum, hayat kurtarıyorum. Ambulansın hayat kurtardığını, ambulansa yol vermemizi, hastaları nasıl durumların olduğunu anlatmamız gerektiğini öğrendi. Bugün ambulansa yol vermeyi, hayat kurtarmayı, insanların yaşam vermeyi, büyüyünce ambulans şoförü olacak.